Temmuz ayında benim önerim şu. %25 enflasyon farkını bir kenara bırakın siz. Önce kök maaşı bir seviyeye getirin. Sonra onun üzerinden en düşük emekli maaşını bir düzenleyin. Sonra onun üzerinden %25 zam yapın. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Asgari ücrete biraz yaklaştırın. Bir kere en düşük emekli maaşı 15 bin lira olmazsa siz zamman vermeyin. Yani bir faydası olmaz zaten. O zam olmaz. Bu kökü söküp atsak nasıl olur? Bu kökten biz bir vazgeçelim. Kökten, evet. Matematiği bir ağlatmayalım. Kökten çözmedikçe... Matematik bitti çünkü. Zaten müfredattan da entegrali kurtulduk. Allah'a şükür yani. Entegralden de kurtulduk. Evet. Bayağı gece uykum girmiyordu. Bu entegrali nasıl çözeceğiz diye. Yakında türevden de kurtulduk. Türev, limit onlar bir paket. Yani birinden kurtulunca hepsinden kurtuluyorsun. Aynen. Köpeklerden tabii, kurtuluyoruz, onlardan kurtuluyoruz falan. Onunla beraber ancak lavaboya gidersin. Bir dört işlemde yani. Ya da esnaf olursun. Evet. Şimdi dört işlem dedin de aklıma geldi. Dün şeye gidiyorum. Bizim Abdurrahman Yıldırım'ı tanırsın. Tanırım Abdurrahman tabii. Abdurrahman Yıldırım'la selamlı. Buluşmaya gidiyorum. Minibüse bindim Kadıköy'den. Fener yoluna ineceğim. Yeni oraya taşınmış. Şimdi ben burada oturdum. Arkada iki tane hanımefendi oturdu. Sordular Erenköy kaç para? Erenköy'e gidiyorlar. Adam şey söyledi. 27 lira. 27 lira. Şimdi iki kişi kaç para edir diye bir tartışma başladı minibüste. kadın iddia ediyor ki 48 eder. Bir tanesi 27 liraysa iki tanesi 48 lira. Biz 54 ki, lira eder. Şey de diyor ki 48 etmez 52 lira eder diyor. Sonra minibüs şoförü şey etti 54 dedi ama kadın olur mu öyle şey dedi. İtiraz etti. Ne oldu biliyor musun? Orada bir genç kız telefonunu çıkardı 54 lira yaptı onu çarparak. Bu da dört işlemin hali. Bırak entegralden vazgeçtim. Ulan dört işlemi işteyse kurtaralım kardeşim. Bence bu post-truth dedikleri şey var ya, algıların gerçeklerin üstüne çıkması. Çıkmaz. Şimdi arkadaki hanımefendiler tabii ki işlerine gelen bir toplama işlemi yapıyorlar. Daha 54 lira ne? Daha düşük. Arkadaki hanımefendilerin şeyi 6 lira daha ucuz. Daha ucuz ha yani tabii. Yani işine geliyor yani. Bu rakamlar bize toplama yani. Çarpma işlemlerini unutturdu hocam. Ya bu orta vadeli program mantığından da farklı değil tabii, az önce seni söyledi. İşine gelen. İşine gelen. 54 lira 2 kişi. Arkadaki hanımefendiler belki TÜİK'te çalışıyor olabilir. Ha TÜİK'te evet. Tabii evet. Ajda Pekkan'ın yaşını 26 olarak açıkladıktan sonra ben hizaya geldim artık TÜİK'i fazla eleştirmiyorum. TÜİK bizim maaşların enflasyonunu zaten kırpa kırpa bizim maaşlarda oldu şey zaten. Neyse şimdi 15 bin lira olursa eğer zam almış olacak. Eğer 12 bin lira 13 bin liraya çıkarsa emekli maaşları. Telafi olmuş olacak. Evet enflasyon farkının telafi o zam olmayacak. Zam alım olmayacak. Gücü zaten düştü onun telafisi evet. Olacak zammam olmayacak. Evet. Yani böyle hayat çok zor devam edecek. Sence ne olacak? Ya ben... Gönlünden geçeni değil. Yani elindeki verilerle iktidarın tavrını gözden geçirerek bir tahmin söyle. söylüyorum. Ben bu maaşı vermeye %25 sadece zam yapacağız, size enflasyon farkını vereceğiz demeye çok utanırdım. Gece uykularım kaçardı. Ben biz olur? Ebru Baki'den söz etmiyoruz. Ebru'nun temennisini değil. Onun vicdanından söz etmiyoruz. Ama ben işte bunu kullanarak sence ne yapacaklar? Elimdeki bütün imkanları sefer verelim. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gibi yapma. İçinden geçeni söyleme. Bana gerçeği söyle. Ne yaparlar bunlar? Bir miktar böyle yukarı doğru bir ivmelenme yapacaklar Deniz, ama Deniz ben de biraz öyle düşünüyorum. Olmayacak. Özellikle hani asgari ücreti bir kereden fazla artırmayacak inadı var ya sürdürecek halde değilsin galiba son çeyrekte. Yok asgari emekli maaşını soruyor. Biliyorum ama oradan oraya geleceğim. Hı. Enflasyonun da zaten endeks baz şeyde düşeceği noktada biraz bir katkı sunacaklar gibi geliyor. Emekliye gelince enflasyon farkı artı reis payı ya da beyefendi farkı diye bir şey konulacak gibi hissediyorum. Ama tatmin etmeyecek. Asla tatmin. Zaten onu 15 yapsan tatmin olacak mı? Maksimum 13 bin olacak. İşte o kadar ben. Maksimum. Evet. En düşük emekli maaşı. Bir bildiğin mi var? Yani duyduğun var evet. Ha, 12-13 bin varmış, duyduğu en düşük emekli maaşı. Yok olmayabilir. O konuda güvence veremem ama normal 10 bin lira olan bir kişinin yeni ya maaşlar 2-3 bin lira şöyle artabilir diyorsun. 3 bin lira, 10 bin lira olan 3 bin lira artacak ama şey konusunda emin değilim. Yani kök 8 bin lira kök maaşı yapacaklar. Yani 10 bin civarında alan 13 bin civarında alacak. Kök maaşı 8 bin olan 10.500-11.000 civarında alacak. Kurtarmaz o. Kök maaşı düzenlemek ama lazım. Ama ya
gerçekten Mehmet Bey zorda. Evet, parası yok. Parası yok. Parası. Bütün dengeler alt üst olacak. Yani kimseye de dokunamıyor. Doğru söylüyor. Para herkes bulamıyor. Diğer şeyler feryat ediyor. Bana dokunma. Enflasyonu çöz ama beni karıştırma diyen pek çok sektör bakın var. Bakın hocam ben bir veri vereceğim size. Bir iki dakika bakın. İstanbul'da şimdi kredi kartı kullanımında artış devam ediyor. Yani %4.55 gecikme faizi, 4'ün üzerindeki faiz, ortalama faiz kredi kartında %5 ve biz bu faizle kredi kartını kullanıyoruz. Fakat son haftalarda artış hızı yavaşlamış. Hatta son 2 haftada kredi kartını kullanma %60'lara kadar artışlara çıkmıştı ya. Böyle biraz düşüyor. Neden düşüyor biliyor musunuz? Limitlerimiz doldu. Doldu, evet. Yani kredi kartı, biz kredi kartıyla lüks falan harcama yapmıyoruz. Biz gıda alışveriş yapıyoruz, markete gidiyoruz. Onunla işte deterjan alıyoruz. Kafayı su üstünde tutmaya çalışıyoruz. İlaç alıyoruz. O bizim nakit ihtiyacımıza destek olan arkadaşımız gibi oldu. Yüzdürüyoruz kendimizi. Kendim yani kartları takla attırıyoruz. Evet. Kafamızı sudan üstünde tutmaya çalışıyoruz. Evet. Zaten gidip de böyle dünyaları almıyoruz o kredi kartıyla. Lüks içinde yaşamıyoruz. Lüks harcama da yapmıyoruz. İhtiyaçlarımızı nakit olmadığı için kartla karşılamaya çalışıyoruz. Kredi mevduat hesabına da bankalar zaten boğazımıza yapışıyor. Oradan iki lokma bir para kullanıyoruz. Sonra faiziyle pat diye maaştan kesiveriyor. Şimdi o kredi kartı limitleri, yani limitlerimiz o kadar doldu ki kredi kartını az kullanmaya başladık. İşte bu fena. Çünkü insanların ihtiyacı iyice artacak. İş Bankası iyice alamamaya başlayacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran buna buna işaret etti ve şöyle demişti. Dikkat edin, ekonomiyi böyle düşük limitlerle mahvedersin. Yani ekonomiyi soğutayım derken hipotermiye sokarsan. Aynen. Bir daha canlandırma çok bakın, büyük maliyetle 10 bin gelir. Lira maaş. Hadi 13 bin lira olsun. 17 bin asgari ücret. Hadi onun biraz üzerinde olsun. Yoksulluk sınırı olmuş 60 bin lira. Bu kredi kartları limite dayanmış. Faizleri binmiş. İnsanlar harcayamadığı için harcamıyor. Evet, limitleri bitti çünkü. Zaten seçim öncesi... Kardeşim bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir de kayıt dışına kaçış var. Yani ben kredi kartı kullanımın düşmesinde bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. O da etkili, limit çünkü etkili. Çünkü kredi kartıyla alışveriş yaptığında direkt kayıt içine giriyorsun, vergin ona göre çıkıyor ben vesaire. Ben parası olmayanlar için. Hayır, esnaf da kredi kartı almak yerine istemiyor. Artık nakit almak istiyor. İBAN'dan bile vazgeçtiler, nakit getir diyor tabii, kardeşim. Tabii. İnanılmaz İBAN'ı da bir denetim için, var. Evet. O denetimler değil i̇şte bu dedim hocam. Ya bugün şeyde yazımda kayıt dışına kulağın kapıda olsun, her an kapın çalınabilir. İhbar diye bir şey koydular hocam. Tamam, şimdi onu bravo. İyi ki gündeme getirdin onu. Ya bu çok istismara açık bir konu. Biz bunu gördük. Yani şu anda ortalık muhbirle dolacak. Muhbir evet. Zaten bu CİMER'de.